Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şimdi iç içe tabi hepsi, yani Ramazan'ı değerli kılan oruçtan da öte vahyin bu ayda inzal olmaya başlamasıdır. Birbiriyle hepsinin yakın ilintisi vardır. Şimdi toplumun Ramazan algısıyla hiç olmazsa meseleyi kavradığını düşündüğümüz, ehli tevhid, ehli mümin dediğimiz insanların Ramazan anlayışı arasında ne tür farklılıklar var? Kısmen Şükrü kardeşimiz biraz onlara değinmeye gayret etti. Ben de biraz oruç üzerinde inşallah durmaya gayret edeceğim. Oruç kardeşler, Bakara suresinin 183. ayetinde ya yuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegun. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, yani burada ilk dönem müfessirleri bizden öncekiler olarak ifadelendirilenlerin ehli kitap olduğunu söylemektedir. Burada bir parantez açalım. Aslında sadece ehli kitapta değil, kendisine kitap verilmemiş, neredeyse tüm dinlerde bunu görmekteyiz kardeşler. Ki biraz onu açacağım. İmsak vaktiyle başlayıp iftarla tamamlanan bu zaman aralığında Allah Azze ve Celle'nin helal ve mübah kıldığı hususlar geçici süreliğine Allah tarafından haram kılınıyor. Şimdi sana helal olanın Allah'ın kontrolünde sana haram kılınması. Şimdi burada o kadar muazzam bir disiplin var, terbiye var ki aslında mürebbi olan, Rab olan Allah'ın kullarını terbiye etmesinin önemli meselelerinden birisi, değerlerinden birisi. Ve bu zaman aralığında kişi yemekten, içmekten, cinsi münasebetten tamamen el çekmesi gerekiyor. Hasta durumda olanlar ve yolculuk esnasında olanlara Allah ruhsat veriyor. Eğer tutabilecek takati kendinde görüyorsa, hasta olmasına rağmen eğer bedeni büyük bir zarar görmeyecek, daha büyük hastalığa sebebiyet vermeyecekse ya da yolculuğunda onun bir bayılmasına, yapması gereken işlere engel olmayacaksa oruç, o şartlarda bile oruç tutmasının kişi açısından daha hayırlı olduğunu söylüyor. Ama bu iki kimseye bu zaruret görülüyor, ruhsat olarak veriliyor. Tabi bunlar da daha sonra bu şartlardan dolayı yerine getirmedikleri ibadeti daha sonra getirmek şartı ile. Oruç hicri 2. yılda farz kılınmış bir ibadettir kardeşler. Yani bu Resulullah aleyhisselamın risaletinin 15. yılına tekabül etmektedir. Yani Allah Resulü aleyhisselamın Medine'ye hicretinin 2. yıl aralığında, yani o sene aralığında oruç müminlere farz kılınıyor. Aslında onun öncesinde de bir oruç var. Yani Mekke döneminde de var bir oruç. Hatta müşriklerde de var bir oruç, müminlerde de var bir oruç. Çünkü sonuçta İbrahim'i geleneğin bazı tezahürleri var. Ama mahiyeti, hukuku, biçimi, bağlayıcılığı süreç içerisinde hüküm bekleniyor. Özellikle Bakara suresinin 183. ayetinde kutibe ifadesi emir, yani farz kılındığı anlamındadır. Mesela şey içinde, savaş içinde aynı emirle Bakara 216'da Rabbimiz zikreder. Yani savaş size yazıldı, kutibe ifadesi geçer orada da. O da farz kılındığını ifade eder. İşte Bakara suresi özellikle 185 bunu açıklar. Şimdi 183. ayette ilgi çekici bir vurgu var. Hitap müminlere, ya yuhellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum
لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Umulur ki eğer siz böyle yaparsanız takvayı kuşanırsınız. Şimdi Bakara suresinin ilk ayetlerinde Kur'an'ın hidayet kaynağı olabilmesinde yine aranılan bir şartın muttakilik vasfına muttali olmak, haiz olmak gibi Allah bir özellik istiyor. Belki de Kur'an başta olmak üzere oruç veya diğer ibadetlerin bir türlü, genel manada söylüyorum, künhüne vakıf olamamak, mahiyetini idrak edememek, olaya yeteri kadar sahip olamamak, teslim olamamak, o bilginin hayatta imana dönüşememesinin belki de en önemli sorunlu yanlarından birisi bu olsa gerek. Yani Allah bir kere bizim önce takvayı kuşanmamızı istiyor. Takvanın kuşanılmasının ilk ana gerekçesi, sebebi, esası şirkten beri olmaktır. Yani bir insan mücrimlik yaparak, fısk işleyerek, şirk koşarak bir amel yapıyor olması onu Allah katında mebrur ve mesrur etmez. Ona hiçbir fayda sağlamaz. Hatta Kur'an'ın ifadesinde vahyin indiği dönemdeki müşrikler olsun, bugün kendisine İslam'a nispet eden birçok cürm içerisinde, zulm içerisinde, yani şirk içerisinde olan insanları da görürüz. Belki birçok alanda nefislerini feda etmişlerdir, ciddi anlamda fedakarlıklar gösteriyorlardır. Ama yapmış oldukları ibadet, Allah'ın razı olacağı bir ibadet olabilmesi için şirkten arınıp imana geçişle mümkün olması gerekiyor. Onun için İbrahim suresinde Rabbimiz müşriklerin işleye geldiği güzel gibi görünen amelleri bir kayanın üzerindeki toza benzetiyor. Rüzgar vurur, alır götürür diyor. Yani iman yoksa amel kişiye bir fayda, bir katkı sağlamıyor kardeşler. Şimdi hep şu konuşulmuştur, orucun bozulması üzerinden. Acaba oruç bozulmaması için ne yapmak gerekiyorun üzerinden pek gündemler oluşturulamadı. Yani sanki her an esası yapılan bir şeyi bozmaya yönelik ya da böyle bozmamak için de işte direnen. Yani aslında o onun dünyasında ne kadar sağlam belli değil. Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat ve devam ediyor. Yani Ramazan bu kimse için eğer Allah'ın muradına muttali olma gayreti cehdi içerisinde değilse geleneksel bir format içerisinde duygu tatminkarlığına dönüşüyor. Şimdi kolay değil. Hepimiz etkileniyoruz, toplum etkileniyor, hatta ehli kitap etkileniyor, gece gündüz mücrimlik yapanlar da etkileniyor. Kendisi oruç tutmuyor, oruç tutanlara yemek yediriyor, gündüz oruç tutuyor, akşamleyin içiyor. Niye? Çünkü içki de ayrıdır, oruç da ayrıdır, her birinin yeri ayrıdır. Değil mi? Şimdi böyle bir algı var. Mesela görürüz, meyhanelerin camlarına, duvarlarına yazı yazılır. Ramazan münasebetiyle kapalıyız. Ve bunu gören ahali övgüler dizer. Helal olsun bir adama. Helal olsun adama. Yani adamın helallenmesi için Ramazan'da meyhaneyi kapatması yeterli. Aslında orada zımnen şu mana vardır. Ramazan'dan sonra içirmeye sizi devam edeceğiz. Şimdi aziz kardeşlerim, hep söylenir ya, orucu mideye tutturmayalım. Orucu göze, kalbe, ele, dile, yüreğe, yani ayaklara, yani hayata. Şimdi insanı azgınlaştıran, insanı şehvete sürükleyen, insanı insan üzerinde baskıcı güç kılan en temel husus nedir? Onun zevki ve iktidarı sürekli halde tutmasıdır. Şimdi bir insan yemezse, içmezse,
o insanın dünya üzerindeki beklentileri doğal olarak kırılır. Hatta Allah Resulü aleyhisselamdan evlenmeye muktedir olamayanlara oruç tutması tavsiye edilirken, tabii bugünkü modern cahiliyede sanki artık münzevi bir hayata mahkum etmek gerekiyormuş gibi bir yaşamı her alanda çürüttü zalimler. Şimdi bir insan yediğinden etkileniyor. Yani hiç yememesi bir tarafa, eğer bozulmuş, GDO'lu, ne bileyim haram, zararlı ne varsa onlardan yiyip içiyorsa, bu sadece cesedini bozmuyor. Bu bunun kalbini bozuyor, düşüncesini bozuyor, davranışını bozuyor, neslini bozuyor. Onun için Rabbimiz sadece müminlere helal yemeği değil, aynı zamanda helal olmakla birlikte temiz şeylerden yemelerini beyan etmiştir. Şimdi artık değil temizi tercih edebilmek, helalle haram alabildiğince karışmış bir vaziyettedir. Ve bu konuda hassasiyet gün geçtikçe zayıflamaktadır. Şimdi kardeşlerim, nimetin şükrü kendi mislindendir. Oruç bize neyi hatırlatır? Bedenimizi dinlendirir. Sahip olduğumuz nimetlere geçici süre Allah bize mahrumiyet yaşatır. O nimetlerin kadrini, kıymetini bize öğretir. Eğer tefekkür edebiliyorsak, yeryüzü coğrafyasındaki mazlum, mustazaf, garip insanların, özellikle açlığa mahkum edilmiş, ezilen insanları belli bir süre hatırlamamızı ister Allah bizden. Ve seni yediren, içiren Allah'tır. Bakın, her yediğinden ayrı bir tad alıyorsun, her içtiğinden ayrı bir tad alıyorsun. Yeme ve içmede Allah sana o tat duygusunu vermese, yeryüzündeki tüm yiyecek ve içecekler senin için tek bir renge bürünecekti. Tek bir yiyecek şekline dönecekti ama hepsinden lezzet alıyorsun. Peki Allah'ın seni beslediği bu nimetlerle sen gerçekten imanını besleyip Allah'ın yeryüzündeki bir halifesi olabiliyor musun? Şimdi orucu birçok boyutuyla düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Mesela oruç bizi ne kadar terbiye ediyor? Ne kadar davranışlarımızı düzeltiyor? Teşbihte hata olmasın ama şöyle bir temsil zihnimde canlanıyor. Hani fe'nabuduni hâze sırâtin müstakim. İşte bu Allah'ın tayin ettiği yoldur. Kılavuzları, rehberleri, rasuller olan Allah'ın rotasını tayin etmiş olduğu yoldur. İşte bu yolda yürüyün. Şimdi biz bu yolda yürümeye çalışırken zaman zaman enerjimiz biter. Vasıtamız zayıflar. Kablosu çıkar, yakıtı biter, motorda sorun oluşur. Tabiri caizse Ramazan uzun soluklu cennete giden bir yolda, tabirimi mazur görün ama, bir istasyondur. Yenilenmedir, kıyamdır, tefekkürdür. Oraya kadarki yapılan yolculuğun değerlendirilmesidir. Mesela biz tasavvufun en masum gibi görülen züht hayatını bile biraz eleştiriyoruz. Neden? Çünkü mücadeleden kopuşu sanki gerektirdiği için. Yani münzevi, uzlet dediğimiz hayat sadece kardeş kavgalarının, fitnelerin olduğu dönemde o fitnenin dinmesine yönelik bir süre bekleme olarak değerlendirebiliriz. Onun için Resulullah'ın ve tüm rasullerin hayatında Allah'tan emri alıp da kendilerine ecel vaki olacak son ana kadar sahadadırlar. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَدَّى يَأْتِيَكَ الْيَك۪ينَ Rabbinden sana ölüm, yakın gelinceye kadar Rabbine kulluk etmeye devam et. Değil mi? Nahl 98. Şimdi Allah Resulü aleyhisselam Ramazan'ın son 10 günü, böyle itikafa da kısa bir atıfta bulunalım. Allah'a hamdolsun son dönemlerde biraz kardeşlerimizin, müminlerin gündemine girdi. Belki tam anlamıyla sünneti
bütüncül olarak ihya etmekte zorlanıyoruz ama hiç olmazsa tekrar hatırlatmakta fayda var. Ramazan'ın son 10 günü Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bir yılın muhasebe, murakabe ve muhakemesidir. Ve o bir yıl içerisinde Allah Resulü neyi eksik bırakmıştır? İlerleyen hayatında Allah ömür verirse neleri yapması gerekir? Tamamen ibadet ve bir muhasebe ayıdır. Dolayısıyla kardeşler, dikkat edin, bu hayattan bir kopuş değildir. Aslında hayata yeniden başlayıştır. Yani hayatın arızalanmış yerlerini onararak, tedavi ederek tekrar yürümeye başlayabilmenin adıdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bize nakledilen haberlerde vefat edeceği sene 20 gün itikaf yaptığı zikredilmektedir. Ve bu yönüyle kardeşlerim, Ramazan'ın son 10 günü Allah Resulü'nün itikaf sünneti vardır. Geçmiş yılın muhakemesi ve gelecek yılın da planlaması diyebiliriz. Tabii ki geleceği Allah belirler ama hiç olmazsa hayatımızda bir düzenleme olabilmesi açısından önemlidir. Eğer bu Ramazan bizim iftarlarımızla, orucumuzla, kardeşlik ilişkimizle, infakımızla, yetimleri gözetmemizle, küskünleri barıştırmamızla, alabildiğince lüksten kaçınarak iftar vesilesiyle müminlerle beraber olmamızla bir imkan açıp da bunu Ramazan'dan sonraya da taşıyabileceksek bu Ramazan bizim için hayırlı olur. Birkaç hadis nakledeceğim konumla alakalı olarak. Fakat ona geçmeden kardeşler, fıtır sadakasında bir daha hatırlatmakta fayda var. Yeryüzüne gelmiş, doğmuş, nefes almış, yani hayat emaresi taşımış olan her bir canlı insan için fıtır sadakası gerekiyor. Bu vacip denilmiş, sünnet denilmiş, farz denilmiş. Bununla alakalı bir Müslümanın ortalama günde iki öğünü esas alınarak bir günlük yiyeceği, yılda bir kere bunu Rabbisine bir şükran borcu olarak, yani bir fıtratının tabiri caizse bedeli olarak verilme gibi. Bu sene Diyanet 23 lira olarak belirledi. Bu biraz cimrilerinkine benziyor. Yani bilmiyorum tabii, bir günde iki öğün 23 lira mı tutuyor bilmiyorum ama simitle çay, evet, yani yediklerimizden yedirmek, içtiklerimizden içtirmek, yediklerimizden gidirmek. Usul budur. Yani sevdiğimiz şeylerden infak edebilmek kardeşler. Bunu hatırlatalım inşallah. Yani bayram namazına kadar verilmesi sünnet olandır. Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesidir. Bu bir nebze de olsa sadra şifa, bir ihtiyacı görebilir. Tabii zekatlarımızın yani sadece Ramazan'la sınırlı değildir ama sembolik bir değeri, başlangıcı olmuştur. Zekatları da unutmamak gerekiyor. İnfakları artıralım inşallah kardeşler. Biraz önce Ahmet Hocam 18 milyon dünyada çocuğun açlıktan öldüğünü söyledi. 19 milyon. Dün değil evvelsi gün bir haber okumuştum da golf sahalarında, hani bu zenginlerin, ultra zenginlerin sporu olarak bilinir golf. Golf sahalarının sulanması için harcanan su tüm Afrika'daki susuzluğu giderebilecek nitelikteymiş kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselam'dan birkaç hadis naklederek ben de süremi tamamlamış olayım. Buhari hadisidir. Seyyamu cünnetin yestecünnu bihalabdu minennar. Oruç diyor bir kalkandır, sizi cehennem ateşine karşı korur. Müslim hadisinde de şöyle bir farklı bir nakil var. Cennet diyor nefsin hoşuna gitmeyen unsurlarla donatılmıştır. Cehennem ise nefsin hoşuna giden hususlarla donatılmıştır. Bir Buhari hadisi, hatta bunu Müslim de almış kardeşler. Onu dikkat çekici, hepimize bir öğüt olması yönüyle. Oruç bir kalkandır.
Oruçlu insan hayasızlık yapmaz. Cahilce davranmaz. Bir kimse ona sataşmak, onunla kavga etmek, dövüşmek isterse o kişiye ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki oruçlu kimsenin ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hayırlıdır, daha güzeldir. Oruçlu yemeği, içmeyi ve cinsi arzularını benim için terk eder, yani Allah rızası için terk ederse, Rabbimiz şöyle onun için der, oruç benim içimdir, onu mükafatlandıracak olan da benim, iyiliğin karşılığı bire ondur. Hatta oruçlar için Er-Reyyan diye cennette bir kapının olduğu yine Allah Resulü aleyhisselam tarafından bize nakledilmektedir kardeşlerim. Velhasılı kelam, Ramazan'a girişimizde eğer Allah ömür verirse, Ramazan'dan çıkışımızda hakikaten bizde bir önce bir arınma olsun, bir tezkiye olsun. Tavsiyem gün içerisinde Kur'an okumalarını iftar ve sahur, yani gün içerisi ve gece olarak ikiye bölerek, yani belki bu çok zaruri, mecburi değil ama günde bir cüz, yarımşar cüz okuyarak, tabi sadece metin üzerinden değil, anlam üzerinden de tefekkür ederek Kur'an okumayı hasreten tavsiye ediyoruz kardeşler. Mümkün mertebe İslami faaliyetlerimize ara vermeyelim. Yani bazen böyle bir yanılgıya düşüyoruz. Ramazan rahmetin gani gani yağdırıldığı bir zaman dilimi. Tamam, oruç, sahur olacak ama bu bulunduğumuz zamanları, mekanları, alanları rahmetle inşallah istifade edecek şekilde değerlendirelim. Ailelerimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza belki biraz daha fazla vakit ayırabilmenin fırsatlarını yakalamış olacağız bu zaman dilimi içerisinde. Yakın gruplarla, Müslümanlarla, camialarla görüşmelerimizi, trafiğimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi artırabilecek bu Ramazan'ı bir rahmet ve bir sebep olarak da değerlendirelim. Bu yönüyle geceniz, Ramazan'ınız, ömrünüz bereketli olsun. Hayırlar diliyorum. Rabbim bizi arınanlardan ve katına mümin olarak kavuşanlardan eylesin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.